Galatasaray uzun süredir beklenen ve hani şöyle söyleyeyim, neredeyse 3 tane falan takımın galiba içine dahil oldu. Belki de şöyle söyleyeyim, belki daha fazla takımın içine dahil olduğu bir transfer gerçekleştirdi. Bu da şu, şöyle oldu. Şimdi Misimović Wolfsburg'da oynayan bir oyuncuydu. Ama Misimović bildiğiniz gibi Schalke ile görüşüyordu bir taraftan. Şimdi Misimović yani bir taraftan Wolfsburg Misimović'i kadrodan göndermek istemiyordu. Çünkü Diogo transferini bekliyordu. Diogo geldi. Bu sefer Misimović boşa çıktı. Şimdi Juventus'tan Diogo'yu alınca Misimović'i satma kararı aldılar. Bir taraftan Schalke Misimović ile ilgileniyor ama Schalke bu tarafta Cluj'dan başka bir 10 numara buldu. O zaman Misimović transferinden vazgeçti. Ardından da Misimović boşa çıktıktan sonra en sonunda nihayet Galatasaray'a geldi. Şimdi açıkçası bu transferin yapılmasının, transfer iyi bir transfer, onu baştan söyleyeyim ama transferin bu kadar gecikmiş olması Galatasaray açısından çok kötü. Yani şimdi zaten bildiğiniz gibi yarın akşam itibariyle transfer noktalanmış olacak. 1 Eylül akşamıyla birlikte. Mesai saati bitimiyle birlikte bildiğim kadarıyla. Hani o yüzden şimdi bu kadar gecikmiş olması Galatasaray açısından bence bir handikap. Hani Misimović'e bakacak olursak ki uzun uzun konuşmak gereken bir oyuncu bence açıkçası Misimović. Galatasaray kesinlikle zaten bir kere baştan faydalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Şimdi Misimović Almanya doğumlu bir oyuncu. Almanya'da başlamış. Bayern Münih altyapısında başlamış kariyerine. Bayern Münih'te beklentilerin altında kaldıktan sonra bir Bochum'a gidiyor ve orada böyle birkaç Alman kulübüne gezdikten sonra Wolfsburg'da Felix Magath ki bence Almanya'da en üst düzey teknik direktörden bir tanesi. Çok akıllı olduğunu, çok zeki olduğunu düşündüğüm bir an teknik direktör. Ve onun da ona yüklediği, yani şöyle söyleyeyim, verdiği sorumluluklarla birlikte Wolfsburg'un en önemli oyuncularından bir tanesi oluyor. Kaldı ki Wolfsburg'un şampiyon olduğu sene Bundesliga'nın en değerli oyuncusu seçiliyor geçen sene itibariyle. Ama bildiğiniz gibi Felix Magath'tan sonra Wolfsburg teknik direktör anlamında sıkıntılar yaşadı ve sonunda Steve McLaren geldi Wolfsburg'a. Ama Steve McLaren'le zaten daha önceki antrenörlerle de arasında bir sıkıntı olmuştu. McLaren'le de anlaşamadı Misimović ve Almanya'nın dışında başka bir ülkeye gitmek istediğini söyledi. Uzun zamandır da böyle bir şey bekleniyordu. Misimović son olarak Bayern Münih'e karşı forma giydi Wolfsburg'da. İkinci yarı oyuna girdi ve ben izlemiş, yani ikinci yarısını izlediğim bu maçta da Misimović muazzam bir futbol ortaya koydu ve takımının beraberliğe gelmesine, maçı beraberliğe getirmesine çok önemli bir rol sahibiydi ama sonra çok kötü bir gol yiyerek mağlup oldular Bayern Münih'e. Misimović orada zaten hani ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor açıkçası. Sadece bu maç için de söylemiyorum bunu. Hem kendi ülke milli takım içerisinde hem Wolfsburg içinde çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın özellikle orta sahada eksik olduğu noktanın o akıllı adam ve hani futbolda oyunu kurabilen adam olduğunu birçok maçta görüyoruz. Ve bu boşluğu doldurabilecek yetenekli bir oyuncu. Şimdi ben mesela Hacı'dan sonra Galatasaray hep bir Hacı aradı. Hep bir Hacı'nın peşine düştü. Felipe'ler, Lincoln'ler de bu yüzden hep Galatasaray'da forma giydiler. Şimdi mesela Elano'dan hep bir 10 numara beklentisi vardı ki kaldı ki bence o özellikle bir oyuncu değildi zaten ama beklentiler hep bu yönde oluyor. Misimović bütün bu adını saydığım oyuncuların hepsinden daha fazla 10 numaraya yakın bir oyuncu. Yani o yüzden bir kere en sonunda yani uzun zamandan sonra bunu gerçekleştirmiş olması Galatasaray açısından da bir başarı. Bonservis bedeli olan bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla 7 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Tabii resmi olarak açıklanmadığını bunu bilemeyiz. Yani bu iyi de bir rakam demek ama Galatasaray dediğim gibi hani Galatasaray'ın diğer yaptığımız yorumlarda da Galatasaray'ın gelir gideri dengelemeye çalıştığını, bir taraftan satarak bir taraftan o sattığı paralarla aldığını düşündüğümüzde Galatasaray'ın yani bu sene içerisinde çok fazla para harcadığını söyleyemem transfere. Genelde bonservisi olmayan oyuncularla anlaşmıştı. Maddi yönünde o yüzden fazla sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan her şeyden önce Misimović'in burada mutlu olabilmesi. Ben onun özellikle Türkiye'de mutlu olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'a zaten gelirken de kendi yaş itibariyle de yani şu anda 82 bir doğumlu bir oyuncu bildiğim kadarıyla ve yaş olarak da hani tam bir olgunluk çağında. Çok fazla kendisi adına bu emeklilikten ziyade kendini bir şekilde bir kere daha ispat etme ve belki de Galatasaray için dediğim gibi Hacı'dan sonra bir isim yapma, bir efsane olma imkanı var. Galatasaray açısından bu yani bu imkanı mutlaka değerlendireceğini düşünüyorum ben Misimović için. Çok yetenekli ve çok iyi bir oyuncu. Galatasaray'ın bu transferini çok başarılı buluyorum ama bir şekilde şart düşmem gerekirse özellikle modern futboldan yani bu 10 numara kavramının içinin boşaldığını artık görmemiz lazım hep beraber.
Ben bu bunun uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Yani oyununuzu illa bir 10 numaraya kurgularken orta sahadaki biliyorsunuz artık çok yönlü oyuncular var. Hem ileri hem geriye gidebilen. Hani şimdi adı geçen oyunculara baktığımda mesela bir Emenha transferi bence Misimović transferinden çok daha faydalı olabilirdi Galatasaray'a. Ama Misimović dediğim Emenha'yı alamıyorsanız Misimović'i almak bence iyi bir transfer. Misimović Galatasaray'da başarılı olacaktır, iyi oynayacaktır ve kesinlikle yani Lincoln'lerden, Felipe'lerden çok daha iyi bir oyuncu, çok daha faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu transferini başarılı buluyorum. Ama dediğim gibi uzun vadeye bakacak olursak hani bir Emenha transferi bence çok daha iyi olurdu. Baba Torik.